Golcülük bir sanatsa bu sanatın en usta icracılarından biri Hollandalı gol makinesi Ruud van Nistelrooy'dur. Gol atmak basittir ancak golcü olmak çok zordur. Her forvet gol atabilir ama her forvet golcü tabirini Ruud van Nistelrooy gibi üzerine yapıştıramaz. Yani gol atan her forvete golcü denmez. Golcülük zor bir zanaattir. Golcü her zaman gol atar. Her an gol atabilecek, olmaz denilen pozisyonları bile ağlarla buluşturabilecek, golü adeta koklayan, gol atmayı kendisi için artık sıradanlaştırmış kişidir. Golcülük bir sanattır. Futbolun var olduğu günden bugüne gol atmayı kendisi için sıradanlaştırmış, golcülüğü bir sanat haline getirmiş, golcü tabirine gerçekten layık olabilmiş en özel isimlerden biri de Hollanda ve dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Ruud van Nistelrooy'dur. Van Nistelrooy kariyerinin başından itibaren her zaman yükseliş halinde olan bir golcü oldu. Kariyer basamaklarını adım adım çıktı ve hep üzerine koymayı başardı. Saha içinde teknik, hızlı, güçlü, dayanıklı, bitirici, hava hakimiyeti yüksek çok önemli bir golcüydü. Ceza sahası içindeki zamanlaması ve pozisyon bilgisi çok iyiydi. Bir golcüde olması gereken tüm özelliklere sahip bir isimdi. Hollanda, İngiltere, İspanya, Almanya yani gittiği her ligde golün karşılığı olarak ismi anıldı. Bunun yanı sıra 3 farklı kulüple Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşamayı başardı. Hikaye Den Bosch'la başladı. 1 Temmuz 1976 yılında Hollanda'nın Oss şehrinde dünyaya gelen Ruud van Nistelrooy, futbola ülkesinin takımlarından Den Bosch kulübünün altyapısında başladı. Altyapıdaki gelecek vadeden performansıyla birlikte van Nistelrooy, 1993 yılında A takıma yükselmeyi başardı. Den Bosch formasını 1997 yılına kadar 4 yıl boyunca terletti. Bu 4 yıl içerisinde toplam 69 maçta forma şansı buldu ve 17 gol atmayı başardı. Hollanda'da yavaş yavaş kendinden söz ettirmeye başlayan van Nistelrooy, Hollanda 1. Lig ekiplerinden Heerenveen'e 2 milyon dolar karşılığında transfer oldu. 2. Lig'den 1. Lig'e transfer olan Nistelrooy, kariyeri için çok önemli bir adım daha atmış oldu. 97-98 sezonunda 31 maçta görev aldı ve 13 gol attı, 6 da asist yaptı. 1. Lig'de henüz ilk sezonunda ortaya koyduğu önemli performans PSV Eindhoven'ın iştahını kabartmaya yetmişti. Genç Nistelrooy, Heerenveen'deki bir sezonun ardından 4 milyon pound karşılığında PSV'ye transfer oldu. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Nistelrooy, etkili performansını PSV'de de sürdürmeye devam etti. Burada 3 yıl forma giyen Nistelrooy, 2 lig şampiyonluğu ve bir Hollanda Süper Kupası kazandı. 99 ve 2000 yıllarında Hollanda 1. Ligi'nde gol kralı oldu ve yılın futbolcusu seçildi. 2000-2001 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde attığı 10 golle Şampiyonlar Ligi gol kralı oldu. 3 sezonda toplam 90 maçta 77 gol attı ve 19 asist yaptı. Gol atmak artık onun için sıradanlaşmıştı. Golcülüğü kendisi için bir sanat haline getirmiş, tüm dünyaya sergiliyordu. 2001 yılında Premier Lig'in en köklü takımlarından Manchester United'da dönemin teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ın gözü Nistelrooy'daydı. Manchester ekibi 2000 yılında da Nistelrooy'u kadroya katmaya niyetlenmişti ancak Nistelrooy'un sağ diz menisküsünden yaşadığı sakatlık buna engel olmuştu. 2001 yılında İngiliz ekibi nihayet Hollandalı golcüyü o dönemin parasıyla 19 milyon pound karşılığında kadrosuna kattı. Nistelrooy ülkesinden dışarı çıkmış, kariyeri için dev bir adım atmış ve artık çok daha fazla yükü omuzlarında taşıyordu. Büyük takım demek çok daha büyük yükler, çok daha büyük baskılar demekti. Dünyanın en zor ve en iyi liglerinden biri olarak anılan Premier Lig'de İngiliz futbolunun en köklü camialarından birindeydi artık. Bu kulağa rüya gibi gelse de aslında gerçeğin ta kendisiydi. PSV'de ortaya koyduğu inanılmaz performansı burada da sürdüren Nistelrooy, henüz ilk sezonunda Premier Lig'de 32 maçta 23 gol atarak müthiş bir sezon geçirdi. Premier Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta forma giyip 10 gol attı. Sezonun genelinde 46 maçta 33 golle yıldızlaştı. United o sezon ligde 77 puanla 3. oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Leverkusen'e elendi. 2002-2003 sezonunda da gollerine devam eden Nistelrooy, takımın Premier Lig şampiyonluğunda aslan payını alan isimlerden biri olmuştu. 34 maçta oynadı ve 25 golle Premier Lig gol kralı oldu. Premier Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde tam 12 gol atarak Şampiyonlar Ligi gol kralı oldu ve adından söz ettirmeye devam etti. Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden United, İngiltere Süper Kupası'nda kazanmayı başardı. Nistelrooy 2002-2003 sezonunun genelinde 45 maçta 39 gol attı.
2003-2004 sezonunda şampiyonluğu Arsenal'a kaptıran United, Şampiyonlar Ligi'ne de son 16 turunda erken şekilde veda etse de FA Cup'ta finalde Millwall'u 3-0 yenerek taraftarına kupa sevinci yaşattı. Millwall'a karşı 2 gol atan Nistelrooy, kupada 4 maçta attığı 6 golle kupanın mimarlarından biri oldu. Sezonun genelinde 43 maçta 30 gol attı. 2004-2005 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle 26 maç oynayabilen Nistelrooy toplamda 16 gol attı. 16 golün 8 tanesini Şampiyonlar Ligi'nde atarak kariyerinde 3. kez Şampiyonlar Ligi gol kralı oldu. Ligi 3. sırada tamamlayan United, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunda Milan'a elendi. Kupa finalinde ve İngiltere Süper Kupa finalinde de Arsenal'a yenildi ve 2 kupa kaptırdı. 2005-2006 sezonunda United'daki son sezonunu yaşayan Nistelrooy 44 maça çıktı ve 24 gol atmayı başardı. Manchester United o sezon İngiltere Lig Kupası'nı kazanmayı başarırken ligi 3. sırada bitirdi. FA Cup'tan elendi ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 6 puan toplayarak grupta sonuncu oldu. United'da geçirdiği 5 sezonda 219 maçta 150 gol attı. Nistelrooy, patron Ferguson'la yaşadığı uyuşmazlığın ardından ayrılık vaktinin geldiğine karar vermişti. La Liga ekiplerinden Real Madrid'e 15 milyon euro karşılığında transfer oldu. Real Madrid'deki ilk yılında ligde 37 maçta 25 gol atan Nistelrooy, gol krallığının yanı sıra ilk yılında La Liga şampiyonluğu da yaşadı. Fabio Capello yönetimindeki Madrid, ligde 76 puanla şampiyon olmuştu. Ezeli rakibi Barcelona'da 76 puanla ikinci sırada yer aldı. Barcelona'yı sahasında 2-0 yenen Madrid, deplasmanda 3-3 berabere kaldı ve ikili averajda şampiyonluğu kazanan ekip oldu. Ligde şampiyon olan Real Madrid, kupada son 16 turunda elendi ve Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Bayern Münih'e elenerek erken şekilde veda etti. 2007-2008 sezonunda Real Madrid, La Liga'da 85 puanla rahat bir şekilde şampiyon oldu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde yine son 16 turundan ileriye gidemedi. La Liga Süper Kupası'nı kazanan Real Madrid, Lig Kupası'nda şampiyonluk yaşayamadı. O sezon 31 maçta oynayan Nistelrooy 19 gol attı. O dönem belki de pek hesaba katmasa da yavaş yavaş Real Madrid kariyerinin sonuna geliyordu. 2008-2009 sezonunda ikinci kez İspanya Süper Kupası'nı kazanan ve sezona formda bir başlangıç yaparak 11 maçta 8 gol atan Nistelrooy, 2000 yılında yaşadığı talihsiz sakatlığı bir kez daha yaşadı ve sağ diz menisküsünden sakatlanarak sezonu kapattı. O dönem yaşının da ilerlemesiyle birlikte futbol kariyerinin bitebileceği söylenirken, Nistelrooy bu iddialar için "Ameliyat masasında kalmadığım sürece futbol benim için bitmez, daha atacağım goller var" dedi. Şampiyonluk ve gol krallığıyla başlayan Real Madrid kariyeri bir talihsiz sakatlık nedeniyle bir anlamda bitmiş oldu. 2009-2010 sezonunun başında Real Madrid'de 2 maçta sonradan oyuna giren Nistelrooy bir gol attı. Toplamda 3 sezon süren Real Madrid kariyerinde 90 maça çıktı ve 58 gol attı. Nistelrooy her ne kadar gollerime devam edeceğim dese de 1993 yılında başlayan, hep üzerine koyarak ve yükselerek devam ettirdiği şaşalı kariyerinin 2008 yılındaki o talihsiz sakatlık sonrasında artık sonlarına geldiğinin kendi de farkındaydı. 2009-2010 sezonunda bedelsiz şekilde Bundesliga ekiplerinden Hamburg'un yolunu tuttu. Hollandalı yıldız Hamburg'daki ilk sezonunda 18 maçta görev aldı ve 8 gol attı. Hamburg bu sezonda Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar geldi ve Fulham'a elendi. Van Nistelrooy, Hamburg'un Avrupa Ligi'ndeki bu başarılı performansına çıktığı 7 Avrupa Ligi maçında 2 gol atarak katkı sağladı. Nistelrooy, ikinci sezonunda 25 maçta oynayıp 7 gol attı. Geçirdiği büyük sakatlık sonrası, yaşı da ilerlemiş olduğu için futbol kariyeri bile bitebileceği düşünülen bir futbolcuya göre Hamburg'da iyi 2 sezon geçirdi. 2 sezonda toplam 15 gol attı. Hamburg'daki 2 sezonun ardından 2011-2012 sezonunda tekrar La Liga'ya döndü. Malaga ile sözleşme imzalayan Nistelrooy burada bir sezonda 32 maça çıktı ve 5 gol atabildi. Bu verimsiz sezonun ardından artık şaşalı kariyerine son vermesi gerektiğini düşündü ve kariyerini noktaladı. Futbolu bıraktıktan 2 sene sonra 1 Ağustos 2014'te Hollanda milli takımında teknik direktör Danny Blind'in yardımcısı olarak görev aldı ve 30 Haziran 2016'ya kadar bu görevi yaptı. Bunun ardından 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında PSV U17, U19 ve U21 takımlarında forvet antrenörlüğü yaptı. Daha sonra 1 Temmuz 2018 yılında PSV U19 takımının teknik direktörlük görevine getirdi ve hala görevine devam ediyor. Profesyonel kariyerinde kulüp takımlarında 516 maça çıkan Nistelrooy 326 gol attı ve 67 asist yaptı. 1998-2011 yılları arasında Hollanda milli takım formasını giydi. Ruud van Nistelrooy milli formayla da 70 maçta 35 kez fileleri havalandırdı.
19 yıllık profesyonel kariyerinde attığı gollerle adını futbol tarihinin özel golcüleri arasına yazdırmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 farklı takımla gol krallığı yaşadı. Toplamda 80 Şampiyonlar Ligi maçına çıkıp 60 gol attı ve 16 asist yaptı. Ancak buna rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması da onun ve onu sevenlerin adına üzücü oldu. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.